Gel Kenancığım, gel. Şimdi günlerde şu Nijer'de darbe oldu, Nijer'de darbe oldu diye konuşuyoruz. Nijer diye bir ülke var anladığım kadarıyla. Nerede bu ülke Nijer, Kenan? Nijer, Batı Afrika'da, Batı Afrika'nın en büyük ülkesi. Denize kıyısı yok, ortada, sahranın ortasında bir ülke. Halkın büyük kesimi tarım ve hayvancılıkla ve aynı zamanda madenlerle geçimini sağlıyor. Nüfusu 22 milyon, Nijer'in bu şekilde. Genel bilgilerimiz bunlar Nijer'le ilgili. Bir diğer bilgi de şu, Birleşmiş Milletler'e göre en yoksul 10 ülkeden birisi Nijer. O sebeple de dikkat çekiyor. Şimdi biz bu Nijer darbesiyle niye ilgileniyoruz? Aslında olayın 3-4 farklı tarafı var. İsterseniz onlara bakalım hızlıca. Bir, Fransa biliyorsunuz 1921 yılından beri Afrika'nın birçok bölgesinde sömürgesi olan, o ülkeleri kontrol eden ülke, çoğu zamanla bağımsızlığını kazanmıştı. 1960'ta da Nijer Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Ama hala bu ülkelerde Fransa'nın para birimleri, Fransa kültürü ve Fransızca konuşuluyor, resmi dillerden birisi halinde. O sebeple Fransa Evet. için Aslında Nijer... Kenan, biz bu Nijer darbesini konuşmamızın nedeni, bu darbe sadece bir ülkeyi ilgilendiren bir darbe değil aslında. Ucu Fransa'ya, Rusya'ya giden ve Afrika'daki rol paylaşımında çok önemli rol oynayan bir darbe. Yani bu darbenin çeşitli sonuçları olabilir. Bu darbenin bu şekilde kalmasının sonuçları olabilir. O yüzden bir darbenin arkasındaki aslında uluslararası savaşı konuşmaya çalışıyoruz. O yüzden bu Nijer darbesini hani Nijer'de darbe oldu, askerler yönetimi ele geçirdi olarak görmememiz lazım. Afrika'daki güç oyunlarında önemli bir şey, saha burası. Bu sahadaki güç paylaşımı bir anlamda diğer ülkeleri de etkileyebilecek kadar önemli. O yüzden biraz daha mercek altına alalım istedik. O yüzden biraz daha Kenan da üzerinde basa basa bize anlatıyor. Evet Kenan. Evet, Fransa'nın ilgisi az önce anlattığım gibi 1960 yılında Nijer Fransa'dan ayrıldı ve bağımsızlığını ilan etti. Ama hala ülkede büyük bir oranda ve büyük bir yoğunlukta bir Fransız kültürü, dili, parası ve size bir bilgi vereyim. Nijer ihracatının 1/3'ünü Fransa'ya yapıyor. Yani bu şekilde bir ilişkisi var Fransa'nın. Özellikle son dönemde biliyorsunuz Fransa'nın yoğun olduğu, etkisinin olduğu ülkelerde Fransa'ya karşı bir şey oluştu. Tabi bunda Rusya'nın etkisi olduğu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Aslında Mesela bir tek orada oluşmadı Kenan. Bir yandan hatırlatırım, araya giriyorum. Özür dilerim. Mesela geçtiğimiz gün İtalya'nın yeni başbakanı da bir demeç verdi ve Macron'u ve Fransızları Afrika'yı hala sömürüyorsunuz diye suçladı. Yani aslında haklı. yani şey, Avrupa'da da böyle bir tartışma var. Hani Afrika'daki bu şey paylaşımını de bir başka versiyonda Avrupa'da da tartışılıyor bu konu. O anlamda söylüyorum. Evet. Evet, Nijer'in ihracatının 1/3'ü hala Fransa'ya devam ediyor. O sebeple de Nijer'deki darbe kuşkusuz en önemli olarak Fransa'yı ilgilendiriyor. Mesela size bir bilgi daha vereyim. Nijer dünyanın en önemli uranyum yataklarına sahip. Dünyadaki uranyumun %5 ila 7'si arasında Nijer'den çıkıyor ve Fransa'da kullanılan uranyumun %20'si Nijer'den sağlanıyor. O sebeple hem ekonomik açıdan hem de siyasal açıdan hem de Fransa'nın etkinliği açısından Nijer Fransa için önemli bir ülke. Bu darbe yapıldıktan sonra Fransa bunu hiçbir şekilde tanımadığını söyledi. Özellikle bu darbeden önce biliyorsunuz Mali'de de sıkıntılar yaşanmıştı. Bölgedeki kıta Afrika'sı ülkelerinde Burkina Faso, Mali, Nijer gibi ülkelerde Fransa etkinliği çok yoğun ama halkta da bir bezmişlik var. Neden? Çünkü orada hala terör örgütleri var, Boko Haram var, DEAŞ biliyorsunuz artık Suriye'den bildiğimiz DEAŞ, IŞİD Suriye sahasında o kadar etkinliğini sürdürmese de Afrika'da hala devam ediyor. Çünkü orada çok ciddi manada Boko Haram diye bir İslami cihatçı örgüt var. Onlarla beraber Afrika'nın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyorlar. Şimdi Fransa tarafı bu. Fransa ile ilgili o Peki bir süreçte şey soracağım. Kenan, darbeyi kim kime yapıyor? Çünkü sanırım şimdi darbe yaparken başbakan da Türkiye'deydi, değil mi? evet şimdi Muhammed Bazoum var, seçilmiş bir cumhurbaşkanı, tüm dünyanın da tanıdığı, bildiği, legal olarak tanıdığı bir cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum. Türkiye'de de ilişkileri iyi. Ona birazdan geleceğim, Türkiye meselesine. Muhammed Bazoum'a
Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı darbe yapıyor. Onu tutukluyorlar. Şu anda tutuklu Mahmut Mezum. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama ona el koyuyorlar ve yönetime el koyuyorlar. Sonrasında bu ekip, General Abdurrahman Tiçani diye bir isim var. Bu Cumhurbaşkanlığı muhafız alayından. O diyor ki yönetimin başına ben geçtim diyor. Bir açıklama yapıyor. Muhammed Bazum'u da işte ülkeyi kötü yönetmekle, vatana ihanetle suçluyorlar. Buradaki süreç bu. Şimdi bu darbeyi kim destekliyor, kim desteklemiyor meselesi var. Aslında en önemli süreç bizim de bu uluslararası savaş dediğimiz, uluslararası aktörlerin içine girdiği mesele bu. Şimdi Rusya bunun neresinde diye insanlar soruyorlar. Ya işte Fransa etkisi vardı. Bölgenin büyük bir çoğunluğunu Fransa kontrol ediyordu. Ama Rusya Wagner aracılığıyla, biliyorsunuz bilmeyenler için de söyleyeyim, Wagner Rus paralı askerleri demek. Dünyanın birçok ülkesinde, Suriye'de, Libya'da, Afrika'da, başka ülkelerde eğitim veriyorlar. Bunlar ne eğitimleri? Bir, orduyu eğitiyorlar birincisi. İkincisi, özellikle o bölgelerdeki, bunlar tam gelişmiş ülkeler değil, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerdeki liderler, yani güçlü liderler, güçlü siyasi aktörlerin yakın çevresini eğitiyorlar. Yani Wagner'in birçok bölgedeki, özellikle Afrika'daki görevi de bu. Şimdi bu darbe yapıldıktan sonra biz Nijer'de sokaklarda işte Fransa Büyükelçiliğine şeyler, böyle bir saldırılar oldu. Sonra Rus bayrakları gördük. Ondan sonra tüm dünyadaki ülkelerin tamamı neredeyse bu Nijer'deki darbeyi desteklemiyor Cüneyt Bey. Çok çok önemli burası. Nijer'deki bu darbeyi kimse desteklemiyor. Sadece Wagner'in başı, tam adını söyleyeyim, neydi onun adı? Bilenler varsa yazsınlar. Evet, anladık. Darbeciye kalkışan Putin'in, adam. Putin'in aşçısı. Eski aşçısı. Prigozhin. O mesela bu özellikle bu bilgi de netti. Telegram gruplarında işte biz Nijer'deki darbecileri destekliyoruz gibi açıklamaları olduğu konuşuluyor. Orada da net bir şey yok. Yani şu anda darbenin asıl temel sebebi ülkedeki iç karışıklıklar, ekonomik sıkıntılar ve işte ülkedeki güç dengesinin paylaşımıyla alakalı, yönetimin paylaşımıyla alakalı sıkıntılardan doğduğu dile getiriliyor. Evet. Yani sadece uluslararası... Şimdi aslında Kenancığım, bir de araya giriyorum, özür dilerim. Bir de başka bir şey konuşuldu. Afrika Birliği acaba Nijer'e gitsin, müdahale etsin, darbecileri yerinden etsin diye, ama diğer Afrika ülkeleri de bu topa girmek istemediler. Şimdi sadece Rusya değil... Bir yandan Fransa ve kolonyalist bir etki hala Afrika'da devam ediyor. Fakat son yıllarda Çin'in büyük bir etkisi var. Yani Çin Afrika pazarında farklı ülkelerde rol kapmaya çalışıyor. Ve Türkiye var. Yani Türkiye'yi de küçümsemeyelim. Çünkü Türkiye özellikle bir dönem FETÖ'cüler, yani FETÖ, yani o zamanki adıyla işte şey, Afrika'da birçok ülkeye yayılmıştı. Ve o zamanlar hani birçok şey sanki bu FETÖ devletin bir kurumu gibi algılandığı için her şey onlara bırakılmıştı. Özellikle okullarla beraber çeşitli ticari girişimler Afrika'da bayağı yayılmışlardı. Fakat ne zaman ki FETÖ oldu, Türkiye bu sefer kendisi bölgelerde kimi okulları kapattı, devraldı ve şimdi orada da yani çeşitli, ben yabancı şeylerde, yayın organlarında zaman zaman Türkiye'nin Afrika etkisinin konuşulduğuna dair makaleler de okuyorum. Bunları bizim bu kısır ve sığ gündemimizde çok fazla konuşamıyoruz ama Türkiye'nin de şu anda Afrika'daki ülkelerle çok ciddi bir ilişkisi var. Mesela biz Erdoğan'ın gezilerinde ne yazık ki çok fazla bir şey duyamıyoruz, yani hani haber alamıyoruz anlamında söylüyorum, ama farkındaysan sık sık Afrika ülkelerini ziyaret ediyor Erdoğan farklı bir şekilde. Yani Türkiye'nin bir anlamda iş hacmini Afrika'ya da yaymaya çalışıyor. O anlamda da yani adamın, Cumhurbaşkanı'nın burada olması da ilginç bir tesadüftü. Evet. Darbe sırasında. Şu anda Afrika'da güç savaşında Türkiye'de bir rol kapmaya çalışan ülkelerin arasında. Şimdi şöyle, Türkiye ilişkileri de bakacak olursak Nijer'le normal standart Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerimiz vardı. Ancak bundan yaklaşık bir yıl önce 6 tane Bayraktar SİHA aldılar ve zırhlı araçlar tedarik edildi. Nijer'e özellikle DAEŞ ve Boko Haram'la girişilen bu terörle mücadele konusunda etkin rol oynasın diye Türkiye'den askeri ve savunma sanayine yönelik araçlar aldılar. Ondan sonra biraz daha bizim o bölgeye ilgimiz arttı. Bu özellikle Afrika ülkelerinin çoğunda hem bu Karabağ Savaşı'ndaki SİHA'ların etkisiyle
savunma sanayine yönelik birçok ürün ihraç ediliyor. Şimdi biz Türkiye olarak bu darbenin darbeye nasıl bakıyoruz? Biliyorsunuz Muhammed Bozum'u bizimkiler de destekliyordu. Gayet iyi ilişkiler vardı. Şu an sessizler. Herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Tam olarak bölgede ne yaşanıyor, ne yaşanmıyor onu görmeye çalışıyorlar. Sabahtan birkaç kişiyle görüştüm. Yani Türkiye bu sürece nasıl bakıyor, nasıl bakmıyor diye. Şu an sessizler. Olanı biteni şu an izliyorlar ve ona göre bir pozisyon alacakları dile getiriliyor. Mesela Nijer'de 500'e yakın Türk vatandaşı yaşıyormuş. Böyle de bir ilginç bir bilgi var. Yaklaşık bir 150-200 milyon dolar civarında da bir ithalat, ihracat şeyimiz var, acmimiz var Nijer'de. Mesela bu Fransa'nın 2.2 milyar dolar civarında Nijer'de Fransa'nın ticaret hacmi, Türkiye'ninki onda biri civarında. Böyle de bir bilgi var. Yani ama darbe yine, yine bir başka bir açıdan baktığın zaman da mesela bugün bir haber okudum. Libya Türkiye ile tıpkı Azerbaycan gibi bir böyle hani iki kardeş ülke gibi bir anlaşma yapmak üzere. Bilmem dikkatini çekti mi? Çok satır arasında geçiyor bunlar. Mesela Türkiye'nin Mısır'la barışması. Çünkü Türkiye aslında Libya üzerinden Mısır'la savaşıyordu. Yani sihalarla şeylerle bir savaş vardı mesela. O savaş bitti şu anda. İşte Libya'nın Türkiye'ye 99 yıllığına askeri üs vermesi. Bu mavi vatan meselesinde yaptığımız anlaşma. Yani şu anda mesela Türkiye'nin Somali'ye yönelik ilgisi, alakası, yani yatırımları. Aslında hani bütün Afrika coğrafyasında Batı Sahra'dan kuzeyden güneye kadar Türkiye farklı ülkelerde Afrika'da bir şekilde etkinliğini arttırmaya çalışıyor. Böyle bir satır aralarında bunları tek tek gördüğümüz zaman çok fazla öne çıkmıyor. Ama genel büyük resme baktığımızda moda deyimiyle bu etkiyi daha net bir şekilde görüyoruz diyebiliriz. Evet, zaten şöyle Libya ile ilgili bir parantez daha. Libya'da şu anda en etkin ülkelerden birisi Türkiye. Özellikle şu an uluslararası arenada tanınan hükümet. Ama bir taraftan da Ruslar Wagner'lerle etkinlik kurmaya çalışıyorlar. Hala orada da varlar. Rus paralı askerleri, Suriye'de gördüğümüz, Libya'da gördüğümüz, yani Afrika'da gördüğümüz paralı askerler. Orada da yoğun bir şekilde Libya'da biraz etkinlik kurmaya çalışılıyor. Evet. Tabii Yunanistan'da orada bir şey var Libya ile alakalı. Yani Libya'da evet, durum bu. Sonuç olarak Nijer'de bir darbe yapıldı. Şu an hala tam sonucu belli değil. Muhammed Bozum seçilmiş Cumhurbaşkanı hala tutuklu. Uluslararası kamuoyu serbest bırakılması için çalışıyor. Darbeciler de bir yandan kendine legal olarak kendilerini tanıtmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada ben bu Afrika'daki silah ticareti ve şeyle alakalı, oradaki süreçle ve Rusya ilişkisiyle alakalı 90'lı yıllarda bir silah kaçakçısı Sovyetler Birliği'nden hikayesi de anlatıldı. Nicolas Cage'in oynadığı Savaş Tanrısı filmini tavsiye ederim. Oraya da bir bakarlarsa o film aslında Rusya ile Afrika ilgisini bir nebze olsun anlatıyor. Çünkü sadece mesele evet, madenler değil silah meselesi de işin içinde.